Açıklama başlayacak. Kes Mahir'i kes. Şimdi mikrofonun karşısına geçti ve konuşuyor Sağlık Bakanı Koca. Hazır mıyız? Saygıdeğer basın mensupları. Çin'in Wuhan kentinde bundan tam 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni koronavirüs başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler, Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı. Küresel salgınların bildiğiniz gibi kaçırılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünya ile ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır. Ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz süreç boyunca bu olasılığa hazırdı. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıkları virüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz bildiğiniz gibi 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler içinde anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüse karşı mücadelesini planladı. Vatandaşımızdan beklediğimiz 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır.
Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk söylediğim gibi somut, tedbirlerse basittir. Şunu tam olarak bilmeliyiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Biraz da topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez. Hepinize teşekkür ediyorum. Şehri soruyorlar. Söylemeyecek. Söylemeyecek. Şehir söylemeyecek. Şimdi ben şeffaf bir şekilde söylemeyecek şehri. Bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Ve bugün bu saatte, yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirdim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi vardı. Şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereğini hissettik. Dolayısıyla özellikle altını çizerek ifade ettiğim bir cümle oldu. Hasta mahremiyeti. Ve bu dönemde bir ili veya bir bölgeyi veya bir hastaneyi bu anlamda gündemde tutmanın doğru olmadığına inanıyorum. Ben bu kadar net size ifade ediyorum. Zaten bununla ilgili bilgiler uluslararası boyutuyla da bildirilmiş olacak. Bunu da anlayışla karşılayın. Teşekkür ediyorum. Diğer ülkeler niye şehir ismi veriyor o zaman? Ben de onu anlamadım. Diğer ülkeler niye bu kadar rahat şehir ismi veriyorlar abi? Oğuz gelmeyeyim Discord'a şimdi salak salak konuşacağım amına koyayım ya. Gelmeyeceğim. Ya mesela Polonya'da Rzeszów kentinde korona olduğunu biliyorum ben. Onlar hastaneyi yakmaz çünkü. Onu iyi dedin. Hastalığı oradan taşıdığını düşünüyoruz dedi. İkinci sevindirici husus da sağlık durumu, genel durumu iyi. Ailesiyle ilgili de herhangi bir tehlike durumu söz konusu değil. Tamamı karantina altında ve korona virüsü taşıyan hasta da yoğun bakım olarak tutuluyor dedi Sağlık Bakanı. Ve erken dönemde teşhis edildiğini söyledi. Erken dönemde teşhis edildiğini söyledi. Sağlık Bakanı gerçekten şeffaf bir şekilde bugüne kadar getirdik. Bundan sonra da şeffaf... Ben açıklamayı kötü bulmadım bu arada. Açıklama güzel bir açıklamaydı. Ya bizim gibi galeyana gelebilecek bir halk için olabilecek en düzgün açıklamayı yaptı Sağlık Bakanı bence. Çünkü yani gerçekten biz galeyana gelebiliyoruz. O şey hastane yakma muhabbeti var ya. Velev ki çıktı dedi şu hastanede tutuluyor. Yemin ediyorum hastaneyi yakarlar. Ama bence şehir ismi vermeliydi ki o şehirdeki insanlar biraz daha tedbirli olsunlar. Bence şehir ismi verilmeliydi. Evet. CNN İstanbul'da mı demiş? Abi İstanbul'sa sıkıntı. Rassamaha. Ülkenin çoğu İstanbul'da zaten. 20 milyon nüfus amına koyayım. Sağlık Bakanı konuşmuştu. O ne Enginus? Evet şu an böylesin değil mi? Evet. Şeffaf bir şekilde aboneliğimi duyuruyorum. Bu aboneliğimi başka gün de duyurabilirdim ama şeffaf olmak için bugün diye duyuruyorum. Şeffaf geceler. Eyvallah Af Bey. Tekkol Torstein ve Cano Bey hoş geldiniz abi siz de. Kötü kötü olduk. Kötü kötü olduk. Bu ne? Kötü bir şey dedi galiba. Ben bunu açmayayım mı? Açayım mı? Twitter linki. Bu kapsamın içerisindedir. Bir bakalım. Evet, şimdi önemli tabii biz bir yandan ne diyor? Evet, MİT mensubunu ifşa soruşturmasını konuş. İçerisindedir. Bu kapsamın içerisindedir. Bir bakalım. Evet, şimdi.
Bir vaka var mı diyor. Ne diyor o? Saatler önce biliniyormuş yani. IMF hastalık olan ülkelere kredi vereceğiz dedi. Gün hastalık ülkemizde dememiz nedir peki? Korona cahriyin sonuç. Evet, ortalık. Evet. Rassamaha. Müzisyen hoş geldin. Biz de koronayı duyduk az önce. Darkness, my old friend. Güzel geldi. Sadece bir vaka olma olasılığı nedir? Lord'un fazlası var mıdır? Abi ben hiçbir şey demeyeyim. Şu an hakkında konuşulması tehlikeli. Mizanı vesaire çok iyi yapıyoruz. İyi hoş da şunu bir de şöyle, bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa korona o kadar etkisiz oluyor beyler. Çiğ et yiyin kappa. Evet, aynı zamanda işkembe değil mi Ayhanus? Abi zaten şöyle söyleyeyim, kaçınılmazdı. Etrafımızda Suriye dışında bütün ülkelerde korona var. Ha Suriye'de yok mu dersen, abi yani şimdi Suriye'de hastanede korona teşhisi koymakla mı uğraşsınlar? Yani Suriye başka bir kafa zaten. Suriyeli sınırımızda ne kadar güvenlik önlemi var, ne kadar girdi çıktı oluyor ben bilmiyorum. Biliyorsanız siz söyleyin. Evet. Kötü kötü olduk. Kapadokya'da okuyorum. Her yer Çinli. Abiler, ablalar, başımıza bir şey gelmez inşallah. Çinli değildir onlar çocuk. Onlar çıkamıyor aylardır amına koyayım. Ne yaptık? Kapadokya'da peri bacalarına şey mi attı? Mint mi attı? Yatıyor mu orada? Mastürbasyon yapmayı unutmayın. Bağışıklık sistemi ve beyaz kan hücresi artıyor. Güzel, güzel bunlar. Piki hoş geldin aşkım.